Merhaba arkadaşlar, yeni video ile birlikteyiz. Lizozomdan bahsedeceğiz şimdi. Nedir lizozom, ne iş yapar? Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Lizozom tek katlı zara sahiptir. Şimdi ben organelleri anlattıktan sonra size zaten şöyle bir tablo yapacağım. Zarsız organeller, tek katlı organeller ve çift katlı zara sahip organeller diye. Tek katlı zara sahiptir diyelim. Zara sahiptir. Peki nedir görevi, özellikleri? Arkadaşlar, şimdi ribozomda üretilen proteinler nereye geliyor? Endoplazmik retikuluma geliyor. Şimdi endoplazmik retikulumun üzerindeki ribozomlar üretiyor zaten. Bunlar arkadaşlar Golgi'de değişikliğe uğratılıyor ve lizozoma dönüştürülüyor. Hani sindirim enzimi var ya, hücre içerisinde sindirim yapan organel kimdir? Lizozomdur. Zaten liz parçalamak demektir. Hidroliz, suyla parçalamak. Mesela fotoliz, ışıkla parçalamak. Yani liz kelimesinin kökeni nedir? Parçalama anlamını katar. Bu yüzden lizozom da hücre içerisinde sindirim parçalama yapan organeldir. Şöyle yazalım o zaman. İlk önce görevini yazalım. Hücre içinde sindirim yapar. Sindirim yapar. Mesela hücrenin içerisine yabancı bir molekül girdi. Mesela özellikle bizim makrofaj hücrelerimiz çok yapar arkadaşlar bunu. Yabancı bir işte bakteri gördüğü zaman ne yapıyor? Bunu fagositozla alıyor, lizozoma gönderiyor ve lizozom sayesinde parçalanıyor. Etkisini gidermiş oluyor. Lizozom bu şekilde hücre içinde sindirim yapıyor. Nasıl oluştuğunu da yazalım arkadaşlar. Ribozomda üretilen proteinler nereye gönderiliyor? Endoplazmik retikuluma, bakın ER'ye gider. Oradan da Golgi'ye giderek paketlenir ve lizozoma dönüşür. İşte burada enzim haline dönüştürülüyor ve lizozom olarak ortaya çıkıyor. Arkadaşlar, diyelim ki lizozomun zarı yırtıldı. Ne olur? Hücrenin içerisinde sindirim enzimleri yayıldı. Ne olacak? Bakın hücrenin içerisinde sindirim başlayacak, değil mi? Belirli bir seviyeye kadar hücre buna dayanıklıdır. Ama belirli bir seviyeden sonra hücre kendi kendini parçalamaya başlar. Biz bu olaya otoliz olayı diyoruz. Unutmayın. Bakın şöyle diyelim. Lizozom zarı yırtılırsa enzimler hücreye yayılır ve sindirim başlar. Bu olaya ne diyoruz? Otoliz diyoruz. Otoliz denir. Oto ne demek? Oto kendi kendine gerçekleşen. Liz ne demek? Parçalamak. O zaman kendi kendini parçalama olayına ne diyoruz arkadaşlar? Otoliz diyoruz. Peki başka hangi olaylar var? Mesela arkadaşlar otofaji dediğimiz bir olay vardır. Otofaji. Nedir otofaji? Hücrenin içerisinde yaşlanmış olan işte organellerin veya kullanılmayan ne olabilir? Yine kullanılmayan organel olabilir. İşte karbonhidrat, yağ olabilir. Bunların parçalanmasına ise biz ne diyoruz? Otofaji diyoruz. Bunlar lizozoma gönderilir ve parçalanır. Bu olaya da otofaji denir. O zaman hücre içinde kullanılmayan ya da yaşlanmış organellerin lizozomda parçalanmasına otofaji denir. Evet, otofaji dediğimiz olay da bu şekilde. Şimdi şundan da bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi hayvanlarda lizozom var ama bitkilerde lizozom bulunmaz. Özellikle bu önemlidir. Bitkilerde bulunmaz diyelim. Peki bitkilerde var mı buna benzer yapı? Evet. Fitolizozom dediğimiz, fito zaten bitki demektir. Fitolizozom denilen yapılar vardır. Bunlar arkadaşlar işte lizozomun görevini yapıyorlar. Lizozoma benzer görevleri vardır. Bu yüzden de bitkilerde bulunan
Lizozoma biz fitolizozom diyoruz. Direkt lizozom yoktur ama fitolizozom dediğimiz yapılar vardır. Şimdi lizozom dedik ki sindirim görevi de yapıyor. Nasıl yapıyor arkadaşlar sindirimi? Mesela örnek vereyim. Spermin, bakın spermin baş kısmında, akrozom dediğimiz kısmında, bakın baş kısmında lizozom sayesinde bulunan enzimler yumurta zarını ya da yumurtayı delmesini sağlar. Delmesini sağlar. İşte bu nedir arkadaşlar? Bir lizozomun bir sindirim görevidir. Mesela başka embriyonik dönemde işte parmak aralarımızdaki o perdelerin yok olması yine nedir? Lizozomun görevidir. Embriyonik dönemde parmak aralarındaki perdelerin yok olmasını sağlar. Yok olmasını sağlar. Arkadaşlar bir de bir hastalık var. O hastalıktan da bahsedeyim. Yazmayacağım sadece. Kalıtsal olarak lizozomun işte depolama hastalıkları, yani lizozomun sebep olduğu bazı hastalıklar vardır. Bunlar kalıtsal olarak ortaya çıkar arkadaşlar. Lizozomda bulunan işte hidrolitik enzimlerin yok olmasından kaynaklanan bazı hastalıklar vardır. Bu hastalıklar lizozom, bakın bu durumdaki lizozomlar arkadaşlar sindirilmemiş olan substratlarla tıkanıyor. Şimdi sindiremiyor ya, hidrolitik enzimi yok ya. Bu sindirilmemiş substratlar tarafından, yani işte besin maddeleri tarafından tıkanıyor. Ve tıkandığı zaman arkadaşlar diğer hücrelerin etkinliklerinde bozmaya başlıyor. İşte bu hastalık nedir? Lizozoma bağlı hastalıklardır. Mesela örnek olarak Tay-Sachs istediğimiz bir hastalığımız arkadaşlar. Tay-Sachs hastalığı. Bu hastalık beyinde lipid biriken bir hal, yani yağ biriken bir hastalıktır. Oldukça da önemli bir hastalıktır arkadaşlar. Örnek olarak yazabiliriz. Ben şuraya bir de size not yazmak istiyorum. Lizozom oluşumunu şöyle not olarak yazayım arkadaşlar. Bakın lizozom oluşumu diyeceğim. Hangileri hangi sırayla görevli? Lizozom oluşumu. İlk önce kim görevliydi? Ribozom, değil mi? Ribozom ne yapıyor? Protein üretiyor. Daha sonra buna endoplazmik retikulum. Ama hangi endoplazmik retikulum? Granüllü ERE veya tanecikli ERE. Daha sonra bu da Golgi'ye göndererek paketleniyor ve burada lizozom oluşumu gerçekleşiyor. İşte lizozomun özellikleri, yapısı bunlardır arkadaşlar. Örnek olarak bu hastalığın ismini de yazayım bakın. Örnek hastalık diyelim. Lizozomun sebep olduğu hastalık Tay-Sachs hastalığı. Kalıtsal bir hastalıktır. Şöyle Tay-Sachs hastalığı arkadaşlar. Bu hastaların beyninde lipid birikiyor. Yani yağ birikiyor lizozomun çalışmamasından kaynaklı olarak. Lizozom işte buradaki yağları sindiremediği için birikim gerçekleşiyor. Ve böylece Tay-Sachs hastalığı dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor. Evet, lizozomla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim bir sonraki organelimize arkadaşlar. Koful diyeceğiz. Peki ne işe yarıyor koful? Ne gibi özellikleri var? Hemen sayfamızı değiştiriyoruz. F'de kaldık. G diyelim buna da. Şöyle G. Koful. Kofulun diğer adı vakuoldür. Vakuol. Ama genellikle koful ismi kullanılıyor. Arkadaşlar kofol nerede bulunur? Ne işe yarar? Kofol birçok organel tarafından üretiliyor. Mesela hücre zarı tarafından üretilebilir. Daha sonra çekirdek zarından, endoplazmik retikulumdan, Golgi aygıtından üretilebilir arkadaşlar. Bu yüzden de kofolun çeşitleri çoktur. O zaman nereden üretildiğini yazalım. Hücre zarı, çekirdek zarı, endoplazmik retikulum ve Golgi'den üretilir. Ya da üretilebilir diyelim. Herhangi birinden üretilebiliyor arkadaşlar. Tabi üretimine göre ismi de değişiyor. Peki ne yapıyor kofullar? Arkadaşlar bunlar
Hücre içerisinde atık madde depoluyor. Daha sonra mineral, besin, işte bazı pigmentleri depolayabiliyor. Aslında görevi nedir? Depo yapmaktır diyebiliriz. Görevi genel olarak depo yapmaktır. Depo yapmaktır. Dediğim gibi su depo edebilir, mineral depo edebilir, atık madde, besin depo edebilir arkadaşlar. Buna göre zaten çeşitleri var. Şimdi biz kofulu arkadaşlar üçe ayıracağız. Bakın, depo kofulu, besin kofulu ve boşaltım kofulu olarak üçe ayıracağız. O zaman diyelim 3 çeşittir. 3 çeşittir. Şöyle bir diyorum. Bir depo kofulu. Depo kofulu. Şimdi genel olarak ne dedik? Depo yapmaktır dedik. Arkadaşlar. Kofu, bakın, bitki hücrelerinde genellikle tek ve büyüktür. Hayvan hücrelerinde çok ve küçüktür. Bunun sebebi işte metabolizmadan kaynaklı bir durumdur. Bitkilerde aktif bir boşaltım yok biliyorsunuz. Hani bizler işte hem idrarla boşaltım yapıyoruz hem sindirim atıklarını boşaltmıyor. Yani aktif bir boşaltım var bizde ama bitkilerde aktif bir boşaltım yok. Bu yüzden de kofu atıkların depo edildiği yerdir. Özellikle yapraklarda arkadaşlar atıklar depo edilir. Daha sonra bu yaprak dökümü sayesinde boşaltım atıkları uzaklaştırılmış olur. Aslında kofu bitkilerde önemlidir çünkü boşaltım atığını depolar. O zaman şöyle yazalım. İlk önce nerede bulunduğunu yazalım. Koful bitkilerde tek ve büyük hayvanlarda çok ve küçüktür. Ve küçüktür. Diğer özelliğine gelelim. Bitkilerde aktif boşaltım olmadığı için yani sürekli bir boşaltım olayı yok olmadığı için atıklar kofulda birikir. Aslında düşündüğümüz zaman yaprak dökümü bitki için yararlı bir şeydir, değil mi? Boşaltım atıklarını uzaklaştırmış oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim başka özelliklerine. Arkadaşlar, kofuların içerisinde bakın. Evet, tuzlar bulunabilir, mineraller bulunabilir. Bu mineraller tabii ki yine farklı tuzlardan, farklı şeylerden de oluşuyor. Bu kristal dediğimiz yapılar da bulunur arkadaşlar. Zehirsiz olan kristaller de bulunuyor. Bu kristaller eğer ki iğne şeklindeyse rafit diyoruz, yıldız şeklindeyse druz diyoruz. Belki hani çok aşırı bir detay ama karşımıza çıkma ihtimali var. O zaman yazalım. Kofullarda bulunan kristaller iğne şeklinde ise rafit, yıldız şeklinde ise druz adını alır. Mesela biz üniversitedeyken işte laboratuvarda falan bu iğne ve yıldız şeklini görmüştük, kofulların içerisinde bulunan kristalleri. Hatta bayağı bir uğraşmıştık bulmak için. Ama vardır arkadaşlar, bulunuyor. Şimdi bazı kofullarda, şimdi depo dedik ya, depo yapıyor ya bu koful. Ne biriktiriyor? Mesela besin maddesi biriktirebilir. Atık maddesi dedik biriktiriyor. Aktif boşaltım olmadığı için atıklar bitkilerde birikiyor. Başka bir de antosiyanin gibi arkadaşlar renk maddelerini biriktirir ve böylece bitkilere renk verir. Mesela bizim bu işte gördüğümüz işte mor karanfil veya mavi renkli çiçekler, bunlar nedir arkadaşlar? Hep antosiyanin birikmesi sonucunda, yani kofullarda birikmesi sonucunda biz bu renkleri görebiliyoruz. Aslında ana renkler neydi? Karoten turuncu rengi veriyor. Likopen kırmızı rengi veriyor. Ksantofil de sarı rengi veriyor. Bunlar, yani ben size anlatacağım plastitleri, kromoplastlarda bulunan renk maddeleridir. Ama diğer renklerde nerede birikiyor arkadaşlar? Kofullarda birikiyor, unutmayalım. O zaman bunu da yazalım arkadaşlar. Şöyle diyelim. Kofu içerisinde
içerisinde antosiyanin maddesini biriktirerek bitkiye renk verir. Bitkiye renk verir. Arkadaşlar bu antosiyanin maddesi eğer ki asitse bakın kofol içerisinde bulunan madde asitse arkadaşlar kofol asitse kırmızı rengini veriyor. Bazsa mavi rengini veriyor. Yani kırmızı ve mavi renkler bu şekilde oluşabiliyor. Zaten ayrıca dediğim gibi kromoplastta da depo edilen likopen sayesinde kırmızı renk oluşabilir. Ama genellikle bu meyvelerde gerçekleşir. Bu yaprakların kırmızı olması, mesela gül yapraklarının kırmızı olması kromoplasttan değil, antosiyanin maddesinden kaynaklanır. Yine mavi olması antosiyanin maddesinden kaynaklanır arkadaşlar. Genç bitki hücresinde çok sayıda küçük bir işte kofol bulunabilir. Çok sayıda küçük kofol ama arkadaşlar bitki yaşlandıkça kofollar birleşir ve kofol büyür. Şimdi gelelim 2 diyelim. Depo kofolu demiştik. 2 diyoruz. Besin kofolu. Şöyle besin kofolu. Arkadaşlar besin kofoluna geldiğimiz zaman bu da besin maddesini depo eden kofoldur. Nasıl peki? Fagositoz veya pinositoz yapan hücreler besinin etrafını yalancı ayaklarıyla sararlar. Yalancı ayaklarıyla sararak etrafını zarla çevrelerler ve biz artık bu oluşan zarlı yapıya ne diyoruz? Besin kofolu diyoruz. Hangi canlılar yapıyor bunu? Hücre duvarı olmayan canlılar yapabiliyor. Mesela kim yapıyor arkadaşlar? Amip, öglena, paramecium, işte akyuvar diyebiliriz ve akyuvar hücreleri neden akyuvar hücresi diyorum? Çünkü akyuvar hücreleri de ne oluşturuyor? Mesela bir bakteri hücresi girdiği zaman bizim vücut savunmamızda görevli olduğu için bir bakteri hücresi girdiği zaman hemen onu yalancı ayaklarıyla fagositoz yaparak sarıyor. Daha sonra onu içerisinde sindiriyor arkadaşlar. Besin kofulu oluşturmuş oluyor. O zaman yazın hücrelerinde bol miktarda gözlenir. Bol miktarda gözlenir. Bir diğer özelliği ne dedik arkadaşlar? Fagositoz. Fagö değil tabii ki o yanlış yazdım. Fagositoz ve pinositoz. Pinositoz yapan hücrelerde besin kofolu oluşur. Besin kofolu oluşur. Ve lizozomla birleşir. Çünkü o besini sindirmesi lazım. Neyle birleşecek? Lizozomla birleşecek. Lizozomla birleşir. Oluşan kofula da sindirim kofulu denir. Sindirim kofulu denir. Evet, bu şekilde arkadaşlar sindirim kofulumuz da oluşuyor. Normalde ayrı bir başlık olarak sindirim kofulu diyebilirdik ama zaten oluşum aşaması bu şekilde olduğu için besin kofulunun içerisinde anlattım. Bir de gelelim boşaltım kofuluna bakın. Son kofulumuz 3 diyeceğiz. Boşaltım kofulu. Boşaltım kofulu. Arkadaşlar boşaltım kofulu da yine amip, öglena ve paramecium gibi canlılarda bulunan bir kofol çeşidi vardır arkadaşlar. Kontraktil kofol. Bu kontraktil kofol yine boşaltım kofol olarak geçer. Hatta parantez içerisine yazalım kontraktil diye. Kontraktil. Peki ne işe yarıyor? Bu tatlı suda yaşayan bir hücreli canlılarda bulunarak bunların hücrenin içerisine giren fazla suyu depoluyor. Ve daha sonra bu suyu ATP kullanarak dışarı atıyor arkadaşlar. İşte biz buna ne diyoruz? Kontraktil kofol diyoruz. O zaman yazalım yine amip, öglena, paramecium gibi tatlı sularda yaşayan ökaryotik bir hücrelilerde. Ökaryotik bir hücreliler kimler zaten? Protista, değil mi? Protistalarda bulunarak fazla suyu depo eder.
ve ATP kullanarak dışarı atar. Dışarı atar. İşte bu kontraktif koful arkadaşlar ATP enerjisini kullanan tek kofuldur diyebiliriz. Çünkü özelliği fazla suyu enerjiyi harcayarak dışarı atmaktır. Böylece su miktarını da düzenlemiş oluyor arkadaşlar boşaltım kofulu. Şimdi size not olarak bir de merkezi kofuldan bahsetmek istiyorum. Bunu ayrı bir başlık yazmadım ama not olarak bahsedeceğim. Arkadaşlar merkezi koful bitkilerde bulunan hücrenin ortasında ve büyük yapıda bulunan bir kofuldur. Bunun görevi su depolamaktır. O zaman yazalım. Merkezi koful bitki hücrelerinde su depolayan büyük kofuldur. Merkezi koful denmesinin sebebi merkezi koful çekirdeği kenara itiyor. Kendisi merkeze yerleşiyor arkadaşlar ve su depoluyor. Bu yüzden de merkezi koful olarak isimlendiriliyor. Hatta hücrelerinden madde geçişlerinde bu merkezi kofuldan fazlaca bahsedeceğiz soru çözümü yaparken de. Arkadaşlar bir de size bir tane daha organelimiz var. Hani çift zarralara geçmeden önce şöyle H diyorum sentrozom. Ama sentrozomdan burada bahsetmeyeceğim. Sadece isim olarak vereceğim. Çünkü sentrozom hücre iskeletinden oluşan bir organeldir. Hücre iskeletinde mikrotübülleri anlatırken sentrozomun yapısından, görevinden zaten detaylı olarak bahsedeceğiz. Sentrozomla ilgili sadece şunu yazalım. Hücre bölünmesi sırasında İ ipliklerini oluşturur arkadaşlar. Bölünmesi sırasında İ ipliklerini oluşturur. İ ipliklerini oluşturur. Görevi bu ama ben daha detaylı olarak size hücre iskeletinde mikrotübülleri anlatırken bahsedeceğim. O yüzden burada sadece bunu veriyorum. Evet, bu videoyu bitirelim. Sonraki videomuzda mitokondri ve kloroplasta yani plastiklere geçeceğiz arkadaşlar. Artık son organellerimiz. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.